Wow! Alıyor, şapkaya geçiriyor. Kendim gibi hissetmiyorum şu an. God. Why does this have to feel so weird? That doesn't work. Oh shit. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Merhaba herkese. Beni tanıyamıyor olabilirsiniz. Hani diyorsunuzdur bu kim be? Bu şöyle bir anınız olabilir video açtığınızda. This is not what we signed up for. Who the fuck is this? diye olabilirsiniz. Yine aynı tip yani. Sadece makyajımı azalttım. Süpürge gibi kirpik taktığım için. Evet, kirpiklerimle yerleri süpürmeyi çok seviyorum. Bu yüzden böyle. Bildiğiniz gibi ben lise hayatımın bir kısmını Amerika'da ve bir kısmını Türkiye'de geçirdim. Ve bundan dolayı iki tane ailem var. Biri normal biological family dediğim, beni doğurmuş annem, ailem, normal ailem. İkincisi de Amerika'dayken benim aile yerine geçen Amerikalı ailem. İki aileniz olması nasıl bir şey ve ikisi arasındaki ev kuralları, davranış, size olan tutumları, bunlardan bahsedeceğim. Ben daha fazla kendimi batırmadan bence bu videoya biz başlayalım. Let's just get into kurallar. Benim Türkiye'deki ailemde genelde ev işleri böyle bir iki kişi tarafından yapılır ve geri kalan diğer kişiler de hiçbir işe yaramadan oturur. Bu bende dahil. Bunun tam tersine Amerika'daki ailemde benim ev işleri her zaman bir böyle grup halinde yapılır. Herkesin bir sorumluluğu var ki buna ben de dahil. Sorumluluğunuzu yapmalısınız. Çünkü siz o ailenin kendi çocuğu bile olsanız siz onları yapacaksınız. Benim görevim bazen bulaşık makinesini boşaltırız. Masayı diğer iki kardeşimle dönüşümlü böyle hazırlarız. Ve çöpleri beraber çıkarırız. Ve bunu ayağınız kırılsa da, bir ayağınız karda olsa bile yapacaksınız. Kaçış yok. Böyle bir kaçış yok. O sizin sorumluluğunuz. Size güvenilerek verilmiş bir şey ve onu yapıyorsunuz. İkinci madde bireysellik. Türkiye'de genelde hava soğuk mesela. Ben bunu bir örneklerle gidiyorum. Mesela Türkiye'deki ailemde hava soğuk, hava kardı ve siz dışarı çıkıyorsunuz. Anneniz böyle bağırıyor. Şapka tak kızım! Şapka tak! Böyle alıyor, şapkayı geçiriyor. Gördüğüm kadarıyla böyle Türkiye'nin geneli böyle. Şapka tak kızım, eldiven tak kızım. Ama Amerika'da mesela şey yapmıştık biz. Eğlencesine böyle karda yuvarlanalım şeyi yapmıştık. Arkadaşlarımı çağırmıştım. Ha bu da benim fikrimdi yani. Hangi deliden çıktı diyorsanız evet benim fikrimdi. Mayolardaydık. Evin içine havuz var. Biz kapıyı açamadık. Kadın açtı şey dedi. Bence güzel bir fikir değil ama yapıyorsanız da sizin fikriniz. Siz artık orada bir bireysiniz. Kendi kararlarınızı verip kendi cezanızı çekeceksiniz. Karda yuvarlandık. Sonra havuza atladık. Sonra hasta olduk. -26 dereceden bahsediyorum. Michigan soğuğundan bahsediyorum. Ertesi gün ben şeyim vardı. Böyle vocal diye bir şey var. Müzik şeyi. Ve benim öğretmenim 200 şarkıdan 45'ini seçiyordu. Ve biri de benimdi. Yani bu demek oluyor ki sahneye gidip şarkınızı söyleyeceksiniz. Ama ben hastaydım ve bu yüzden kadın hani umurumda değil yani umurumda değil bu senin şeyindi sen bunu çekeceksin. Kind of like hatalarınızı da öğreniyorsunuz. Ben iğrenç bir çay karışımı yaptım. Limon, bal, black pepper ve su, böyle kaynar su böyle bir şey içtim ve iğrençti. Kendimi iyileştirmeye çalıştım. Ne olursa olsun siz bir bireysiniz. Fakat Türkiye'de biraz daha ay çocuğum, ay kızım hasta olma, şunu ya, beni dinle, ben tecrübeliyim muhabbetleri oluyor. Üçüncü şey ise bir aile arasındaki mesafe. Türkiye'de aileler genel olarak çok daha böyle sıcak olur, her şey beraber yapılır. Fakat, pardon, fakat Amerika'da daha çok aileler bireysel. Thanksgiving'de, yani şükran gününde şey oluyor, böyle herkes yemek getiriyor, birinin evine toplanıyoruz falan bir şeyler yapıyoruz ki orada bile bayağı mesafeli herkes. Dördüncü madde, zamanlama. Türkiye'de zaman çok önemli değildir. Herkes zamanla gitmez. 7'de yenilecekse yemek, bazen 6.30'da yenilir, yarım saat bir şey olmaz tarzından muhabbetler olur. Ama Amerika'da biz literally kalkıyoruz, yani ailemde, saat 2 değil mi? 2'de sebzeler dilimlenir.
ve alarm kurulur saat tam 3'te, onun diğer sebzeler dilimlenir ve mesela yemek saat 6'da yenilecekse her şey zamanlara göre yapılır. Makarna yapıyorduk. Sonra makarnayı 6'ya hazırlamak için 5.30'da suya atılması gerekiyor. Ben makarnayı 5'te suya koydum ve ailem ne yaptın, neden öyle yaptın filan dediler. Sonra makarnayı hemen süzdük, suyunu filan çektik. Sonra 5.30'da o makarnayı tekrar koyduk ki 6'ya hazır olsun diye. Her zaman çok önemlidir. Her şey zamanın içine döner. Senin zamanın önemliyse benim zamanım da önemli. Bir diğer şey ise kahvaltı. Evet, en önemli öğünümüz. Amerika'da kimse size kahvaltı hazırlamaz ve genelde Türkiye'nin aksine yani yemekler çok böyle hazır gıdalar. Mesela pancake, waffle, cereal. Türkiye'nin genelinde böyle kahvaltı çok ciddiye alınır ve gerçekten çok ciddiye alınır. Arkadaşımız eve geldiğinde Türkiye'deki ailemde şey olurdu. Bir şeyler ikram edeyim mi size? Ne yapayım? İyi misiniz? Falan böyle çok ilgililerdir ve Türkiye'nin genelinde çok misafirsever bir ülke. Fakat Amerika'da, bizim evde Amerika'da basement'imiz vardı ve bir arkadaşım geldiğimde ben o basement'i kendim temizlerdim. Arkadaşlarımı orada şey yapardım, orada zaman geçirirdim. Onlar gidince de basement'i yine ben kendim temizlerdim ve her şey benim sorumluluğumda. Benim arkadaşlarımın yaptığı mess benim ailemin temizlemesi anlamına gelmiyor. Yani Amerika'da böyle birazcık. Ve diğer madde, bu kaçıncı madde oluyor gerçekten yani, I lost the track. Bu kaçıncı madde oluyor bilmiyorum ama diğer bir olay, okula gidip gelmek ehliyet. Türkiye'de beni ailem falan bırakıyordu. Annem beni götürüyor arabayla falan. Ya da bazı insanlar toplu taşıma araçlarıyla gidiyor. Amerika'dayken 16 yaşınıza geldiğinizde ehliyetinizi alıp kendi okulunuza gidebilmeniz bekleniyor. Ya da okul otobüs durağına yürüyeceksiniz. Otobüs durağınızı kaçırırsanız da okula yürüyeceksiniz. Kesinlikle aileniz sizin sorumsuzluğunuzun cezasını çekmemeye çalışıyor. Sen yaptın, okulu sen kaçırdın, otobüse sen yürüyeceksin. Böyle bir muhabbet. Ya da biraz iyilerse, biraz iyi günlerindeyse sizi okula bırakabiliyorlar ama genel olarak kendi imkanlarınıza gitmek zorundasınız ki benim 12 yaşındaki Amerikalı kardeşim de kendisi yürüyor o otobüs durağında, kendisi gidiyor hepsi ve benim diğer büyük erkek kardeşim ehliyeti var, kendisi arabayla okula geliyordu. Neden bahsedeceğimi unuttum. Harika! Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz de beğendiğinizi gösterip beğen butonuna basmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı unutmayın. En çok hangi aile kuralını sevdiniz ya da sevmediniz ya da sizin aile yaşamınız nasıl aşağıya yazın. Çekmemi istediğiniz video fikirleri varsa onu da aşağıya yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye! Ciao!